Kutucu kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. Tam gaz 12. sınıf edebiyat ders çalışmamız devam ediyor. Bundan önce roman ünitesine bir giriş yapmıştık. 1923 ile 1950 arasındaki Türk romanına göz attık. Ve şimdi bu videoda 1950 ile 1980 arasındaki Türk romanına göz atacağız. Ama şunu da ifade etmekte fayda var. Bu konuyu 11. sınıfta da görmüştük. Şimdi bu videoda biraz eklemeler yapacağız ve bir kez daha konunun üstünden geçeceğiz. Derse başlayalım ama öncesinde ufak bir hatırlatma. O da bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmanız. Emek harcayarak bu videoları sizlerle paylaşıyorum. Sizler de bunu yaparak beni desteklemiş olursunuz. Aynı zamanda unutmayın, TYT Türkçe ve AYT Edebiyat çalışmaları da kanalıma mevcut. O videolarda sizleri beklerim. Öyleyse 3-2-1 haydi başladık. Arkadaşlar, 1950 ile 80 arası Cumhuriyet döneminde roman türü birçok türde olduğu gibi gelişim göstermiş ve bu dönem romanlarında birçok farklı yönelim ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar, 1950'nin de aslında özel bir yeri vardır. Çünkü 1950'de artık çok partili bir demokrasiye geçiyoruz. Yani 1950'den sonra köklü değişimler söz konusu. Ama şöyle bir durumda var. 1950'den sonra neredeyse her 5 yılda 10 yılda bir farklı anlayışlar bizim edebiyatımızda ve kültürümüzde etkili oluyor. Bu da arkadaşlar romana net bir şekilde yansıyor. Şurada gördüğünüz gibi 1950 ile 80 arasında net olarak arkadaşlar edebiyatımızda 4 tane eğilim vardır. Bunlar toplumcu gerçekçi roman anlayışı, milli ve dini duyarlılıkları yansıtan roman anlayışı, modernist roman anlayışı ve bireyin iç dünyasını esas alan roman anlayışı. Şimdi bunları görelim. Öncelikle toplumcu gerçekçi roman anlayışına göz atacağız. Arkadaşlar, toplumcu gerçekçi roman anlayışı şudur. Toplumdaki sorunları görüp halkın ezilmesini, yok sayılmasını, eşitsizliğini ya da büyük şehirdeki halkın yoksulluğu bu anlayışta dile getirilir. Yani halkçı bir anlayıştır diyebiliriz. Şimdi bakalım. Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Kemal Tahir, Samim Kocagöz gibi isimler bu dönemde köy kasaba edebiyatı olarak da adlandırılan toplumcu gerçekçi roman anlayışına yönelmişlerdir. Bu yazarlar eserlerinde toprak kavgalarını, tarımın makineleşmesini, köyden kente göçü, düzensizliği ve sınıfsal farkları, toplumsal sorunları işlemişlerdir. Yine arkadaşlar, bu dönemin simge isimlerinden bir tanesi Fakir Baykurt'tur. Kendisi de köyde doğmuştur. Köy enstitüsünde okumuştur. Dolayısıyla köyü iyi bilen bir isimdir. Türkiye'deki köylü yaşamını halkçı bir bakış açısıyla ele almıştır ve 1950 ile 70 arasında etkili olan köy edebiyatı hareketinin de öncüsü olmuştur. Yani bu dönemde sanatçılar özellikle köyü, köydeki sorunları köy edebiyatı hareketiyle aktarmışlardır. Bunun da öncüsü Fakir Baykurt olmuştur. Şimdi gelelim ikinci anlayışa, milli ve dini duyarlılıkları yansıtan romanlara. Bunu da hemen isminden anlayabiliyoruz. Başta Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Hüseyin Nihal Atsız olmak üzere bazı sanatçılarımız da milli duyarlılıklarını, dini anlayışlarını eserlerine yansıtmışlardır. Ve bu romanlarda biz tarihi olayları ve kişileri konu olarak, kişi olarak sıklıkla görmekteyiz. Bir diğer anlayışta bireyin iç dünyasını esas alan romanlardır. Yani psikolojik roman olarak da adlandırılan bu eserlerde bireyin psikolojisi eserleri yansıtılmıştır. Peyami Safa, Abdurrahman Şenahsi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Samia Ayverdi gibi isimler bireyin iç dünyasını esas alan romanlar yazmışlardır. Şöyle mikrofonu biraz yaklaştırayım. Ve geliyoruz arkadaşlar modernist romana. Bakıyoruz şimdi. Yenilikçi bir anlayışla modernist roman adlı bir yönelim ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Moda kelimesinden gelir. Moda ne demektir? Şu an olan, şu an geçerliliği olan demektir arkadaşlar. Modernizm de aslında böyledir. Dünyadaki bazı sanatçılar özellikle 1. Dünya Savaşı'nın vermiş olduğu o büyük yıkım sonrasında bazı kurallara karşı çıkmışlardır ve yenilikler yapmışlardır. Kurallara karşı koydukları için de biz sanatta ve dolayısıyla edebiyatta, romanda bazı yenilikler görmekteyiz modernist anlayışta. Devam ediyoruz. Bilimsel gelişmeler, dünya savaşı, yıkımlar bu anlayışı güçlendirmiştir. Az önce de bahsettiğim gibi bu romanlarda daha çok bireyin iç dünyasını, bunalımlarını ve yalnızlığını işlenmiş bir şekilde romanlarda görmekteyiz. Yani o savaş sonrasında sanayileşen ve kentleşen toplumda bireyin yalnızlığı bu eserlerde sıklıkla karşımıza çıkar. Çünkü büyük şehirde, milyonlarca insanların yaşadığı bir şehirde insan yalnız kalmıştır, tek başına kalmıştır ve sürekli bir içsel savaş halindedir. Biz bu eserlerde bunun izini görmekteyiz. Devam ediyoruz. Geleneksel anlatımın ve yapının dışına çıkmışlardır. İç konuşma, iç çözümleme ve bilinç akışı gibi teknikler bu tarzdaki romanlarda en belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizim edebiyatımızda Yusuf Atılgan, Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Pınar Kür ve Oğuz Atay modernist roman anlayışından etkilenen sanatçılardır. Devam ediyoruz. Klasik romanda son derece basit ve düz bir anlatım varken modernist romanın anlatımı kullanılan yeni anlatım teknikleriyle oldukça karmaşık bir hale gelmiştir arkadaşlar. En başta biz şu 3 tekniği görmekteyiz. Bilinç akış tekniği, iç çözümleme tekniği ve geriye dönüş tekniği. İç çözümleme tekniği nedir arkadaşlar? Buradan başlayalım. Az önce de ifade etmiştim. Birey yalnız kalmıştır. Tek başına kalmıştır. Mesela fabrikaya gidip çalışır, akşam olur, evine çekilir, evinde tek başına kalır. Binlerce insan vardır çevresinde ama o yalnızdır. Sürekli bir bunalım yaşar. İşte arkadaşlar o kişiyi daha net tanıtabilmek, o kişinin duygularını bize yansıtabilmek için iç çözümleme tekniği kullanılır ve orada sanatçı yani anlatıcı kendi ağzıyla yani üçüncü ağızla o kişinin duygularını, düşüncelerini bize yansıtırsa buna iç çözümleme tekniği denir. Ancak arkadaşlar yalnız kalan, mutsuz olan o bireyin iç düşünceleri kendi ağzıyla ve sayıklama tarzıyla bizlere aktarılırsa buna bilinç akışı tekniği diyoruz. Yani birey evine gitti, yalnız kaldı, yatağına uzandı ve aklından bir sürü şey geçti. Konudan konuya atladı ve bir sayıklama gibi düşünceleri en çıplak bir şekilde bizlere aktarıldı. İşte bu bilinç akışıdır. Geriye dönüş tekniği ise arkadaşlar sinemadan alınan bir tekniktir. Biliyorsunuz filmlerde, dizilerde şu andayken birden geçmişe gideriz. Flashbackler vardır. İşte 5 yıl öncesine gideriz, 10 yıl öncesine gideriz. Hatta bazen geleceğe de gideriz. Bu tekniği de modernist yazarlar alıp romana uygulamışlardır. İşte arkadaşlar bu da geriye dönüş tekniğidir ve biz geriye dönüş tekniğiyle aslında hem olayları daha da önemlisi kişileri yakından tanıma fırsatı buluruz. Ve geliyoruz şimdi bu dönemde kitabımıza da yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar'a, hayatına ve eserlerine şöyle hızlıca göz atalım. Öncelikle arkadaşlar şunu biliyorsunuz, sizler de zaten hep öğrencilerden bunun dönütünü alıyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yazmadığı bir alan yok. Şiir yazmıştır, roman yazmıştır, öykü yazmıştır, deneme yazmıştır, inceleme yazıları vardır gibi gibi birçok alanda önemli eserleri vardır. Kendisi de zaten edebiyat profesörü olarak üniversitede ders anlatmıştır. Şiirlerinde daha çok zaman, rüya, aşk, ölüm, metafizik, tarih ve bilinçaltı temalarını kullanmıştır ama şimdi biz daha çok onun roman eserlerine yöneleceğiz. Mahur Beste romanında Osmanlı'nın son dönemindeki seçkin çevreyi anlatmıştır arkadaşlar. Huzur adlı romanında ise aşkı ve İstanbul sevgisini işlemiştir. Sahnenin Dışındakiler ve kitabınızda yer alan Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanlarında ise iki uygarlık arasında kalan Türk toplumunu resmetmiştir. Ve daha çok da aslında kurumları ya da bazı durumları eleştirmiştir. Ki Saatleri Ayarlama Enstitüsü gerçekten oldukça keyifli bir kitap, okumanızı tavsiye ederim. Şimdi de eserlerine şöyle hızlıca göz atalım. Romanları az önce de altını çizmiştik. Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler, Mahur Beste ve Aynadaki Kadın'dır. Şiirlerinde Şiirler adlı bir eserinde toplamıştır. Abdullah Efendi'nin Rüyaları adlı bir öykü kitabı vardır. Beş Şehir adlı bir denemesi vardır arkadaşlar ki ÖSYM bu eseri sıklıkla sormaktadır. Yani önemli eserlerden bir tanesidir, aklınızdan çıkmasın. Yine kendisi araştırma yazıları da yazmıştır edebiyat üzerine. Gördüğünüz gibi çok yönlü ve başarılı bir sanatçıdır Ahmet Hamdi Tanpınar. Ve şimdi geliyoruz son olarak Fakir Baykurt'a arkadaşlar. Az önce de aslında birazcık değinmiştik. Kendisi Burdur'da doğmuştur ve Gönen Köy Enstitüsü'nden mezun olmuştur ve sonrasındaki eğitimden sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik ve daha da yükselerek müfettişlik görevinde bulunmuştur. İşte bu gözlemlerini romanlaştırmıştır. Zaten kendisi de köy gerçekliğinden çıktığı için toplumcu gerçekçi bir anlayışla toplum sorunlarını ki daha çok köy sorunlarını yansıtmıştır. Az önce de altına çizmiştik, 1950 ile 70 arasında edebiyatımızda bir köy hareketi başlar. Bu köy edebiyatı hareketinin de öncüsü Fakir Baykurt olmuştur. Sağ tarafta hemen eserlerini görmekteyiz. Çokça romanı, eseri var arkadaşlar. Ama en meşhur romanı Yılanların Öcü'dür. Gerçekten önemli ve edebiyatımızda yer edinmiş bir eserdir. Yine gördüğünüz gibi birçok önemli eseri var. Ama mutlaka Yılanların Öcü'nü aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Fakir Baykurt deyince öğretmenliği aklınıza gelsin ve köy sorununu net bir şekilde romanlarında yansıtması aklınızdan hiçbir zaman çıkmasın. Böylelikle bu dersimizin, bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer anlatımımızı, videomuzu, çalışmalarımızı beğeniyorsanız ne yapıyorsunuz? Aramızda yer almak için bu videoyu beğenip kanalımıza abone oluyorsunuz ve tabii ki düşüncelerinizi her türlü olumlu olumsuz bizlere yansıtıyorsunuz. Ve şunu unutmayın, AYT Edebiyat, TYT Türkçe çalışmaları da kanalımızda mevcut. Her çalışmamızın ücretsiz bir şekilde pdf'leri de yine her videonun açıklama kısmında, bu videonun açıklama kısmına bakarsanız da yine tüm pdf'lerimizin linkine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki derste, bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.